Bizde Çerkezlerde sadece halive deriz. Halive diyoruz biz ona. Hatıgöyler velibak dediler. Yani Türk dilinde de hep velibak olarak biliniyor. Şimdi size velibak yapacağız. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Yarın akşam Kadir Gecesi. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bayramı Allah'ım hayırlısıyla kavuştursun cümle Müslümanları. Amin inşallah. 600 mililitre kadar süt koydu. 150 mililitre, 100-150 mililitre kadar da su koydu. Toplamda 750 mililitre kadar su süt karışımı var yani burada. Bir küçük mayanın da 3'te 2'si var. 3'te 1'ini çıkarmış. Şimdi de içerisine un ekleyecek. Nasıl bir hamur olacak yumuşaklığı? Yumuşak bir hamur olacak. Kulak memesi diyebilir miyiz? Daha yumuşak. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak bir hamur olacakmış. İki tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. Değil mi? Evet. Yani bu bayağı bir hamur olacak. Siz tabii su oranını biraz daha az tutarsanız daha az bir hamur elde edersiniz. Annemin eli bol böyle çok çok yoğurur hep yoğurduğu zaman. Hamurumuz kıvamına geldi. Bakın yumuşaklığı bu. Bayağı bir yumuşak hamur. Şimdi kapağını kapatıp bir süre dinlendireceğiz. Patatesimizi de akşamdan haşlamıştım ben. Haşladım, ezdim. Şu an sadece patates var burada. Annem şimdi ona tuz ekleyecek. Ya patatesin miktarına göre tuzunuzu eklersiniz. Burada 6-7 tane patates var. 2 tatlı kaşığı tuz atmışızdır yani. Şimdi tuzla iyice patatesi karıştırıp her bir velibah için top yapacak annem. Tane velibah çıkacak buradan. Beze alacağız. Dinlendi hamurumuz. Havasını alıyoruz şöyle. Patateslerimizi önceden bezelemiştik, böyle küçük küçük yuvarlamıştık. Onları böyle alıyoruz. Tarafa tekrar kapatıyoruz. Bunları birazcık dinlenmeye bırakıyoruz.
Eğer bunu dinlenmeden açmaya kalkarsak yırtılıyor değil mi? Biraz dinlenirse hı-hı, daha iyi açılıyor. Evet, birazcık dinlendireceğiz. Bir 5 dakika. Üstünü örteceğiz, kurutmayacağız inşallah. Nasıl, heyecanın geçti mi? Bir öncekinde daha heyecanlıydı. Şimdi daha rahatsın değil mi? Hep bildiğim işler olduğu için. Çok şey yapmıyorum, heyecanlanmıyorum ama birilerini de göreceği için özen gösteriyorum tabii ki. Bizim Çerkez yemeklerin lezzeti güzel oluyor. Bize has şeyler bunlar. Hava bırakmıyoruz içinde. Hava kalırsa açarken, yine de hava olursa havasını çıkarıp öyle açmaya çalışacağız. Böyle. Dinlenecek şimdi. Onları da icat edenlere Allah razı olsun. Hazırda temiz temiz. İçine de koyabilirsiniz, üstüne de kapatabilirsiniz. Şimdi patatesi 16 tane hazırlamıştık. Hamurda 16'dan fazla olacak. Kalan ne olacak peki? Kalan hamuru ne yapabiliriz? Ekmek yapabiliriz. Bazlama yapabiliriz. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Burası mı? 16 değil mi? 16 oldu evet. Ben acele ettim. Fırında pide gibi pişirecektim. Hemen biraz dinlendikten sonra üstüne yumurtasını süreceğim. Ekmek olacak. Bu artan hamur şimdi tepsiye girecek. Tepsi mayası olacak değil mi? Hı hı. 15-20 dakika bekleyecek, sonra da pişecek. Pide olacak. Böyle dümdüz mü olacak? Böyle yoksa şekil yapacak? Hep şekil vereceğim, şimdi değil. Tamam. Yumurtasını sürüp sonra. Halveyi şimdi dinlendirdik, pişireceğiz. Tavamızı da ısınmaya bıraktık. Isınmak üzere. Yavaş yavaş açıyorum şimdi. Yerimiz biraz dar. Çok güzel koktu. Oh. Evet, şimdi yağlıyoruz. Tereyağı ile.
Ama yağlayamaz. Yalnız yapılabilirim yalnız. Hayır. Kim yağlayacak? O pişerken bak şu anda boşum ya. O arada da yağlayabilirim. Hayır efendim, bana ihtiyacın var. Tamam canım. Ben olmadan asla olmaz. Dilimleyeceğiz, servis yapacağız. Herkes afiyet olsun. Bu şeyden, Velibah'tan kalan hamurumuzu ekmek yapıyoruz. Biraz tepsi mayası olsun diye bırakmıştık. Şimdi yeterince kabardı. Şimdi annem kendi usulüne göre şekil yapıyor. Mis gibi pişireceğiz şimdi fırında. Aman koştur koştur susam getirdi hatun. Unutmuşuz susamı. Bin derde deva olan çörek otundan da biraz şifa niyetine. Fırın ısınsın, ondan sonra koyacağız. Ekmek çok güzel oldu. Çok güzel kabardı gerçekten. Çok da lezzetliydi. Şu şekilde dilimledik. İftarda yedik. Herkese afiyet olsun.